Serhat'ın en önemli özelliği inanılmaz terlemesidir. O kadar terler ki daha kapıdan girdi, duş almış gibi geldi. Hayır, bu kapıdan nasıl bir şey girdim yahu? Değil, başlıyoruz dediler, beni arkaya koydular. Luna Park'ı bilmiyordum ben. Sonra sen atın yapımına girince ben arkada damlamaya başladım tabii. Yoksa ilk geçtiğinde kuruydum. Çok dar arka, merdiven dar yani. Bu hangi rolle ilgili bir... entari. bu ayakkabılar ne, Allah canını almasın. Bütün bunlar senin için. Ama entari diye başlamam tabii çok aşağılık bir yaklaşım oldu. Alçakça oldu ya bu saatte insana sahur yaparken. Bu renkle entari olabilir. Genç oyuncu yavru ağzı giyerek genç oyuncu ama. Genç oyuncu yavru ağzı giyerek kendini bitirdi. Yeni klibi çıkmış sanatkar. Abi böyle imaj yaptık diye. Levon geldi. Ben sana dedim ama. Levon Kordoncu'ya teşekkürler. Özel olarak ilgileniyor. Harikulade bir adam. Çok ince ince uğraşıyor gerçekten. Harikulade bir ben de Okan'ın programına gidiyorum dedim. Ben de çok dedi severim. Ki sana bir takım yapacağım. Ya dedim bak ben daha önce Okan'ın programına otobüsten inmişim gibi gittim. Hani master sınavından çıkıp test sınavından Okan'ın programına... Dedi ki öyle bir kostüm yapacağım ki Okan dedi baka kalacak. Ya dedim çok iddialı olmasın. Boş ver dedi. Orası şimdi pavyon gibi olmuştur. Ben dedi sana yavru ağzı yapacağım oraya oturacak. Oturmadı mı? Vay güzel olmuş. Evet. Sanki kendi sevmiyor böyle şeyler. Ha, bayılıyorum bayılıyorum. Sana bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum. Her şeyin çok iyi. Her şeyin çok iyi. Özellikle bu yakanı birleştiren o Levon'un güzel bir buluşu olmuş. Aynen. Hakikaten. Bunun harika buluşları. Yine... Şu da Ivan'ın tokası herhalde. Çünkü dar dedim, saçı takılmış bir yerde bir iki toka vardı. Şimdi bu şovun bir otelimizin bir kulübü, mekanı var ve orada işte diyorlar ki şu şarkıcıyı çıkaralım, bu şarkıcıyı çıkaralım falan filan. Fakat neden sonra sende karar kılıyorlar ve sen bir gece şovu yapıyorsun orada canlı olarak seyircilerle birlikte. Ve orada hem şakalar yapıyorsun hem de bizim genelde stand-upçılarda görmediğimiz, evet, orada bir de şarkılar söylüyorsun ve müthiş gitti. Full gitti. Çok güzel gitti. Ki yer bulunamadı aylarca. Teşekkür ederim. Peki sağ ne olsun. Oldu da ne oldu da bu iş bu kadar başarılı oldu? Ya ben programı açarken hafif böyle şakayla karışık anlatıyorum bunu. Diyorum ki benim albümüm yok. Bu yüzden diyorum o çok sevdiğiniz iki şarkıyı dinlemek için diğer bilmediğiniz 8 şarkı boyunca içmek zorunda kalmayacaksınız. İşte ne bileyim... Sonra diyorum gecenin çok ilerleyen saatlerinde oluyor o şarkılar. Hatırlamıyorsunuz da zaten söylediğim anları diyorum. Onun yerine diyorum biz her albümden çok sevdiğiniz o bir iki şarkıyı seçtik. Diyorum hakikaten de öyle. Yani Ray Charles'dan da söylüyoruz. Cem Karaca'dan da söylüyoruz. Zeki Müren'den de söylüyoruz. Bob Marley'den de söylüyoruz. Bazılarını tonlarına yakın söylüyorum. Bazılarını birebir söylüyorum. Çok eğleniyorum. Yani Çelik şarkısını Çelik gibi söylemeden... Şarkının hiçbir anlamı olmuyor. Yani bu kadar farklı adamdan şarkı Zeki Müren, Çelik, Bob Marley. Evet, çok zevk alıyorum ama annemde de vardı bu. Yani hani 4-5 yaşındayken Neşe Karaböcek yapabiliyordum zaten. Yani o biraz vardı zaten. Kulağım da iyiydi. Yani biraz da iyi orkestrayla. İyi ki onlar da arkadaşların galiba değil mi? Evet, onlar evet, da eski öyle, dostlar. Aynen öyle. Çok aynen iyi öyle. Anlaşıyorsun onlarla. Ya sevmediğimiz kimseyle çalışamıyoruz. Çalışamıyoruz evet. Aynen kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Peki bu haftada bir kereydi galiba bu. Evet. Oradaki evet şov. Her cumartesi. Peki her seferinde nasıl iyi oldu? Yani şöyle mi yaptın? Her seferinde yeni bir şeyler mi ilave ettin? Her seferinde farklı şeyler mi anlattın? Tabii gelen müşteriye göre değişiyor tabii ki program. Şarkılar değişiyor. Yani mesela istek şarkı almıyorum ama diyorum ki Türkçe mi gitsin, yabancı mı gitsin? Hızlı mı, yavaş mı? Soruyorum onlara da. Bazen masalarda da oturuyorum. Yani ben gelsem ki geleceğim. Ama şu anda Ramazan dolayısıyla bu şovlara ara verildi ama. Evet. Ben gelsem diyelim ki arka arkaya 2 hafta geldim. Aynı şova. Sıkılmam farklı şeyler görüyorum. Değiştiriyoruz. Çünkü yaklaşık 100 şarkı falan var repertuarda şu anda. Her şarkıyı da sonuna kadar söylemiyoruz. Tuncer abiyle de çalıştığımız için o da biliyor. Belki sen televizyona başlamasan... Sen yani gizli gizli Serhat'la mı çalışıyorsun Tuncer? Yani o da biliyor. Mesela birinci kıtayı söyledik. İkinci kıtayı bakıyorum. Masalar çok söyleyesi yok. Kesiyorum şarkıyı yarıda. Büyük alkış alıyoruz.
Çünkü hiçbir şarkıcı şarkıya kıyıp kesmiyor. E tabii. Yarını kesince çok mutlu oluyorlar. Of 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 of. E her telden de çalıyoruz. O yüzden şey getireyim mi? Havlu bile yetmez. Çarşaf getireyim mi? Birazcık daha müzikte ilerlediğinde şarkı bittiğinde bornozum gelecek. Sen az bekle. Sen canlıya geçene kadar ben onu halledeceğim. Merak etme. Peki bu radyoda konuşmalarımızdan, Show Radyo'daki programdayken konuştuk. Sen orada bir şey anlattın bana. Yani dedin ki bu tür bir entertainment, bu tür bir show benim her seferinde o gelen seyirciye göre yeni esprilerle, yeni şarkılarla ilerlememi gerektiriyor dedin. Evet. Halbuki stand-upçılar, stand-up şovu yapanlar ki insanlar seyircisi bundan da mutlu. Diyelim ki her seferinde yani o sezon hangi yeni sürümüyse o şovun aynısını yapıyor kelime kelime neredeyse. Neredeyse tabii değiştirdikleri ufak tefek değişiklikleri oluyor. Aslında stand-upçı tavrı budur. Çünkü bütün şakaları denenmiştir. Hiçbir riske atılmaz ve evet, aynı şeyi anlatır. O zaman tiyatro diyoruz ona. Ona tiyatro diyorsun. Neden? Yani, çünkü aynı replikleri çalışmışsın. Aynen öyle. Aynen. Yani aynen. O zaman çok bir risk olmuyor. Sen risk seviyorsun. Seviyorum. Bayılıyorsun. Ayrıca stand-up adı üzerinde o anda, ayakta o anda, şimdi şaka yaparsak çok kıymetli. Hı-hı. Yayından önce seninle çalıştığımız bir şakanın çalışılmış olduğunu anlarlar zaten. Hı-hı. Evet. Yani burada şimdi patlatınca kıymetli. Hı-hı. Evet o zaman güzel çok etkili o. Oluyor. Aynen öyle. Biz de gülüyoruz çünkü biz aynen de dağılıyoruz. Öyle. Aynen. Aynen. Pekala bu kadar çok risk almak aslında bir adamın kariyeri için çok riskli değil mi? Çünkü sen özellikle sinema filmlerinde, hatta dizilerde, bana bunu anlattın, her birinde bir risk var. Yani benim seni, ben o konuşmandan şunu anladım, bütün o hikayelerinden ki burada şimdi tekrar etmeni isteyeceğim. Birisi sana yönetmen telefon açıp diyorsa ki elimde çok zor bir iş var, kimseye veremem, sana da bir sorayım dedim. Sen ama oynamazsın ama filan diye lafa başlarsa sen bunu yiyor musun abi? Hemen tamam ben yapıyorum mu oluyor? Yok, yani bir süre sonra ona gelmez mi bu? Yok, o kadar genç değilim artık. Yani belli bir tecrübe ediniyorsun. Biz de dramaturji eğitim aldık. Bir senaryoya baktığımızda ne nereye gider bu kadarını görüyoruz. Ama sana dersem ki Serhat çok zor bir şey var. Sen de istemezsin herhalde dersem ya da çok zor bir şey için sana gelirsem sen bunu... Benim ona bakmam lazım. O sana çok zordur da bana değildir. Ha evet bravo. Tamam. Sen nereden bileceksin o bana çok mu zor? Yani evet. Bu aktörün biraz kendi macerası. Alacağın riske sen karar verirsin. Sağlam mı durayım? Bundan bir tane daha yapayım mı? Ergun Plak gibi. Bıçkın delikanlı. Bravo. Böyle bir şey yapayım mı? Yoksa dur bir terörist oynayayım. Bir çolak. Yani, evet bir de terörist var. Çok eğlendim sakıncalı, ben orada. Sakıncalı. Çok eğlendim orada. Evet. Çünkü Ergun Plak'ta öyle eğlenemem. Orada da başka bir macera başka var bir benim için.